6.998 dolarmış. Maalesef biraz yansıyor artık, kusurumuza bakmayacaksınız. Efendim şurada bir şey gördüm, ona bir bakalım. Ford'un. Ford'un da şu olayın hastayımdır ya. Bütün SUV'lerinde vardır. Buradan şifre giriyorsunuz. Abi bayağı eskitmiş şifreleri bu arada. Abi yalak atmış şifrelere. Evet, 2011 Ford Edge Limited diye geçiyor. 12.599 dolar. 2011 Ford Edge Limited diye geçiyor. Fena değil yani hani tipim falan ama yorulmuş tabii araba belli. Efendim Traverse'miş ha. Ya demin diyorum Traverse mi acaba bu ama biraz eski kasası galiba. Evet 2017 Chevrolet Traverse LS 19.998. Çok şükür 20.000 dahil. Bak bu çok iyi haber. Bu arada bu 5.99 dolar tribi Amerika'dan çıkmıştır. Yani 6 dolar değil bak 5 dolar. 5.99. İçinde şöyle göstereyim efendim Chevrolet'in. Abi çok parlıyor biliyorum, farkındayım ama artık idare edin ya, kusura bakmayın çok yansıyor. Evet efendim beyaz güzel. X-Drive 4 iyiymiş. Elektrikli mi? Ki Alman arabası, Amerikan arabası değil. Aa hibrit. En az 600. 2017 BMW X5 plug-in hibrit. Dur. 2017 X5 hibrit. Hibrit mi bu? Aynen. 2017 X5. 2018 63.000'de 1.129.000'e gördüm. Ne? Bir dakika dur. 2000 kaçtı? X5 hibrit. 2017 idi değil mi? 2017. Evet, 2016 gördüm. 2016 model 100.000'de 915.000 lira. 2018 gördüm 1.085.000 lira. Bu kaç paraymış? Hibrit X-Tran 40E. 31.900 dolar. Oranın parasıyla 31.000 lira desen, Türkiye parasıyla 31.000 dolar çarpı kaç dolar şu an? Sürekli değişiyor. 7 kaç? 7.20. 7.20 desen 223.000 lira ediyor. TL'ye çevirsen bile. Anladım. Peki, abi. Peki nasıl? Anladım abi. Paris. 31.900. Ben 2000 dolara Eldorado'yu aldığımda Türkiye'ye getireyim bunu dedim. Yani o kadar ucuza almışız. O zamanın parasıyla 80.000 liraya 90.000 liraya falan maliyeti çıkıyordu. Yani gemisi, getirmesi, vergisi, plaka kısmına daha geçemeden 90.000 lira olmuştu 2000 dolar aldığım araba. Allah eyvallah dedim geçtim. Bu araba şu an getirsen 400'e 500'e satıyordun. Şu an en az 600.000 liraya satardım onu. 8, 32 değer alınabilir. 2017 X5 plug-in hibrit. Nerede bunun plug-in'i? Önde. Aha burada. Görüyorsunuz plug-in'ler kıymetlidir. E-Drive, hell yeah. Hemen arkasında bir tane kırmızı güzel bir Explorer var. Şöyle bakalım, bu çok da eski değil ya. Bak bunlar yani, Amerikan arabası zaten hesaplıdır. Explorer'ın hibrit galiba bu da yine. Bakalım. Yok değilmiş. 2015 Ford Explorer XLT, şöyle göstereyim, LT. 18.998 dolar. 19.000 dolar da denebilir kendilerine. Güzel pazarlama taktiği. Gördüğünüz gibi 95.000 milliymiş. 2 çeker, 6 silindir, 3.5 litreymiş. Otomatikmiş efendim kendileri. Onlar biraz parlıyor, ben size açıklaması lazım. Polis arabası. Allah bak böyle 25.000 lira ya. 5.990. Allah'ım ya. Çirkin araba ya. Baksana ya. Dişleri dokunmuş dede araba gibi duruyor la. Vallahi billahi ya. Ya nasıl bir benzetme bu ya? Milde daha bunlar. Dişleri olmayan dede gibi ne demek patır ya? Patır patır düşüyor. Abi bunları araç kiralama firmaları buraya patır patır filo halinde satıyor abi. Lexus varmış, Lexus'a gidelim. Ya Allah'ım ya. Çirkin araba ya. Baksana ya. Dişleri dokunmuş dede gibi duruyor la. Vallahi billahi ya. Ben zevk meselesi abi. Kimisi diyor ki abi sen nasıl beğenmezsin? Bana çirkin geliyor abi. 2017 Lexus NX200T F-Sport. Yok muydu başka isim? Alejandro, Maximiliano, Gonzalez gibi. Bunun da fiyatı 25.900. Oh Allah şükür Tiguan çıktı. Evet. Ha Tiguan. Çok şükür Tiguan. Hangi modelmiş? SEL. Sel. Ne kadar Tiguan? Modeli. 24.000 dolar. Tiguan. Kaçmış 2018? 1 milyon abi en az. Olamaz ben lan. Benim ama Tiguan o kadar pahalı değil lan. Passatlar 801 milyon. O da bir 800'den aşağı değildir. 600-800'den aşağı. Yok. 2020 Citigo'nun ikinci elleri ama böyle sıfır ayarında 800 bin lira falan. Ama yine çok ya. Çok ya. Çok ya. Çok çok. Baksana abi 700 bin, 689 bin, 680 bin. İkinci el bunlar. 2018 Volkswagen Tiguan Cell Premium 24.998 dolar. 35.98
veriyor, onu veriyor, bunu veriyor. Ya biraz kafayı çalıştırın ya Allah aşkına. Kimse doğru Amerikan arabası almıyor, tercih etmiyor. Zaten ben Alman seviyorum biliyorsunuz. Vardı bir tane, sattım, değiştirdim. S kasa yaptım onu da. Onu da yakında biliyorsunuz, size göstereceğim. S kasa almış ha. Ne diyeceğim yani, o yüzden arkadaşlar. Şimdi biraz daha baba arabalara gidiyor mu? 35 bin dolar baba arabadır. Audi'leri çek diyorsunuz. Ha, Audi. BMW Audi'leri çek diyorsunuz. Hadi abi çeksene, hadi diyorsunuz. Çekeceğim. Al bak, mis gibi Merso'ları dizmişler. Babacım dur, 1 milyon tane araba var. Yavaş yavaş, acelesi yok. Şuradan hemen bakalım. C Coupe. Herhalde 2013-2014 falandır. Oh, bunu da tutturdum. 2014. Abi ya, 18 bin ne? Dolar. Ne? 18 bin dolar diyor. 19 bin lira mı? Mercedes C250 18.998 dolar efendim. 61 bin mil demiş. İyi. 2014 araba için gayet iyi aslına bakarsanız. Beyaz kupe, gördüğünüz gibi C250. Bizdeki C200. Oğlum sizin ne eksiğiniz var lan? Bizim ne eksiğimiz var bu arabalara? Niye bilemiyor millet? 18 bin dolara satıyor millet bunu ya. Ben 4 ay çalışıp şuna binmek istiyorum ya. Türkiye'de 500.000 kilometreye satmazlar bu fiyatı. Aslında burada dediğim gibi. E400 efendim, bu da güzelmiş. Bakalım onun fiyatı neymiş. 35.998 dolarmış. Kaç modeli? 2016. Şurada 2016 bir de yani. 6 hani E400. Yeni. 35.998. 4 yıllık araba. Üstü açılıyor gördüğünüz gibi. E var yanında. Bu eski kasalardan. Hemen ona da bakalım. 2013 Mercedes-Benz E350 Luxury. 23.998 dolar. 23.000 mili 6 silindir 3.5 litre. Bak 350 3.5. Türkiye'de böyle değil artık. Falan da iyi gözüküyor. O yani o şeydi. Bu 2000'lerden değildi. 2000 motorlardan değildi. Bu da Japon serisi buluyorsunuz. Getir bir de BMW'lere bakalım. Abi biz BMW deriz. BMW'ye bineriz. 2016 BMW 528i. 24.998 dolar. 40.000 mil demiş. 2 çeker 4 silindir 2 litre motor var diyor. 2016 528i'nin fiyatı 24.998 dolar abi. Türkiye'deki fiyatıyla siz karşılaştırın artık. Ben söyleyince Amerika'ya bayılıyorsun diyorlar. Ben sadece... Ya abi Amerika'ya bayılıyorsun, bizim milleti kötülüyorsun, bizim ülkemiz candır falan gibi duyara gerek yok arkadaşlar. Tabii ki de biliyoruz bizim ülkemiz candır, o başka bir şey. Ama yani bu yaşam kalitesini gösterir arkadaşlar. Bu yaşam kalitesini gösteren bir şey. Yani refah içinde yaşamaktan sonra, istediğini alamadıktan sonra, acı çektikten sonra... Yani bu tip kıyaslamalara girmenin bir zararı olacağını düşünmüyorum yani. Kalkıp da Amerika'daki yaşantıya... Ya ben açık arttırmaya gidiyordum. Costco'dan 3,5 dakikada Ford'un pick-up arabasını kiralayıp saatli 3 dolar ödeyip San Diego'ya basıp gidiyordum. Bak stres yok, rahat, anladın mı? Araba lazım, pick-up. Dur amcaoğlunu arayayım. Onda transporter vardı değil de. Gidiyorsun orada 10 dolara 15 dolara saatlik ayarlıyorsun. Biniyorsun pick-up'ına sıfır. Yardır babam yükünü al git dağıt, ne yapıyorsan yap, arabayı teslim et. Ya Amerika'ya bayılıyorsun sen, Amerikacısın falan. Evet, Amerika'daki şu yaşam standartlarını beğeniyorum diye demekten korkar oldu insanlar ya. Ya beğeneceksin tabii, adam BMW'ye bakıyor, 2016 kupe 20 bin dolar 18 bin dolar ya. Şurada topu Allah izin verirse o da 60 bin orta ama 70-80 yıl yaşayacağız maksimum. Ne olmuş yani bir arabaya binmek istesen? Ben Amerika'dan döndüm mesela, al oradan yak. Gittim gayet çatır çatır yaşıyorken canım ülkem dedim, döndüm. Klaf ses geliyor sürekli. Pardon abi. Yolu yarılamışsın be. Yarıladık tabii. Neden döndün abi? Gençtim lan gittiğimde. 21 yaşındaydım anasını satayım. Daha askerliğimi bile yapmamıştım. Gittim bir sene yaşadım. Dedim ki canım ülkem. Ben dedim dönüyorum. Ne yapacağım lan Amerika'da dedim. Döndüm. Bilsem döner miydim? Yok lan. Yok ha, hiç şey yapmayacağım, şımarmayacağım. Baya ülkemi çok özleyip döndüm. Dedim gideyim askerliğimi falan yapayım, vatani görevimi yapayım dedim. Borcumu harcım olsun. Borcumu ödeyeyim dedim. Borcumu ödedim. Burada devam ediyorum kalmaya ama işte ablam yurt dışında yaşıyor, Amerika'da yaşıyor.
Orada çocuk büyütüyor. Yalnız gurbet zordur bu arada. Gurbet kolay bir şey değil arkadaşlar. Ne kadar laf ederseniz edin. Burası bir başka yani. Buranın kanı, buranın havası. Çünkü DNA'm buraya uygun yani. Burada büyümüşsün, burada doğmuşsun. O yüzden oraya ne kadar böyle rahatlıklar olsa da ne bileyim bir şekilde en azından benim gittiğim dönem o sıcaklığı alamıyorsun yani. Olmuyor. Bir şekilde olmuyor amına koyayım. Buradan konuşunca rahat da gidince 3. 5. ayında bakkalını arar oluyorsun. İsmail abim özledim diyorsun. Vay kardeşim diyorsun. Orada o esnafın bakkalının içine girip çay içmeyi özlüyorsun. Garip ya. Yani çok garip. Kimisi var aşırı realiteden yürüyor. Gidiyor adam mis gibi hayatını kuruyor. Çay hiçbir şeyde özlemiyor. Kimisi var evcimen benim gibi. Türkiye bir değişik yani. Allah bir değişik. Ya, samimiyet olarak çok iyi evet. Ha, eskiden daha çoktu. Şu an ben bir samimiyet göremiyorum. Yani herkes birbirini ezikliyor. Herkes birbirine sövüyor. Herkes birbirinden nefret ediyor. Tahammülü yok o insanların da birbirine. Eskiden böyle değildi ki benim gençliğimde. Mutsuzluktan dolayı abi. Ve mutsuzluktan o da. Ya insanlar sinirli. Adam 3 yıl çalışıyor, 3 yıl parasını biriktiriyor, evet, aldığı arabaya bak. Ben artık hak veriyorum yani hani stres seviyesi abi bu işte. Stres ne kadar fazlaysa insanların davranışı da doğru orantıda değişiyor. Şimdi sen çok mutlu, kelebek gibi uçan bir adam olsan çatar mısın millete? Çatmazsın, bana ne ya dersin, benim hayatım güzel zaten. Mutluyum, her şeyi istediğim gibi. Biri sana toksiklik yaptı, kardeşim niye böyle yapıyorsun? Yakıştı mı sana ha canım kardeşim? Bak buna böyle yapsan ne güzel olurdu değil mi demeyi unutuyorsun işte. Çünkü çatmak istiyorsun. Sinirlisin. Mutsuzsun. Sinirini bir yerden çıkarman lazım. Evet mutsuzsun ya. Birini görüyorsun amına koyayım senin diyorsun böyle. Neden? Çünkü kafan dolu. 50 tane derdim var. Tabii canım. Ben karınca çiftliğimi yaptığım zaman böyle yazanlar vardı. Biz sabahtan akşama kadar çalışalım, sen orada karıncaları dert et. Ya özür dilerim amına koyayım. Kusura bak, Allah belamı versin. Özür dilerim ya. Hemen kapatıyorum kanalı. İğrenç herifim ben. Halbuki o da ucundan tutsa böyle bir hobi mobi yapsa kendini daha iyi hissedecek. Garip ya bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin oğlum. Bak çok içten söylüyorum. Hiç hoş değil yani. Ben genel bir analiz yaptım ve de belki de şu yayını açıp yayını kapattıktan sonra sosyal medya ile ilgili hiçbir şeye bakmamam lazım. Ruh sağlığım için. Ya da hepinizin, hepimizin. Birimle nelere sahip olacağınızı gösteriyorum. Türkiye'de ne birim kazanıyorsunuz, ne birimle nelere sahip oluyorsunuz. Amerika'da ne birim kazanıyorsunuz, ne birimle nelere sahip oluyorsunuz. Bunları bilin, görün diye söylüyorum. 2011 BMW 328i. Fiyatı 14.998 dolar. 47.000 mil'deymiş. 6 silindir, 2 litre motor. Bu biraz yorgun bir arabaya benziyor. Biraz haşada çıkartmış. Abi neresi yorgun bu araba? Abi biraz yorgun dediğin araba. Neresi yorgun lan? Jantında çizik yok arabanın. Abim sen yorgun araba görmemişsin İstanbul'da. Bizde 4000 araba 4000 kilometreye geldiği zaman alt takımlar çöküyor zaten. Çizik içinde. Kaza var mı? Taklası yok. Ama İstanbul burası. Önü arkası sağ solu boyalı. Normal İstanbul burası diye geçiyoruz. Boyacı yanlışlıkla tavana boya sürmüş. Abi benim arabayı hatırlıyor musun? Evet. Sola gidiyordu sadece. Aynen. Alışmıştı herkes böyle kullanmaya. Çıtır hasarlı aynen. Çıtır hasarlı. Taklası yok. Tavanında bir şey yok bak. Yormuşlar bunu hafif. Yormuşlar. Efendim yine. Ooo. 94 model. Arada bir tane balina gördüm. 7.40 ya da 7.60 ama 7.40'a benziyor. Uzaktan da göremem kör gözümle. 328. Bakalım 328'in fiyatına. Bu biraz daha temiz duruyor. Güzel duruyor. 2016 BMW 328i. 17.998 dolarmış efendim fiyatı. 36.000 mil'deymiş. Şimdi şuna bir yanlayalım bakalım neymiş bu. Burada da balina. Akura'lar falan var ha. Akura da güzel arabadır. 740Li. BMW'nin de 7 serisi kötü değildir. Şimdi ha, güzeldir yani. BMW sevmeyiz ama hakkını veririz. 2014 BMW 740Li. 28.998. Allah belanı kaldırmıyor. Ya insanın da siniri bozuluyor ya. Siz ekran başında siniriniz bozuluyor. Benim daha çok bozuluyor. Abi senin niye bozuluyor sen? Sen bizim yerimize bin abi. Sen bizim yerimize kullan. Buradaki tüm chat için bin o arabalara. Yani şu arabalara Türkiye'de ne paralar veriyoruz? Vermiş biri olarak. Evet. 430i. Bu da herhalde 2016-2017 falandır. Ay, gül gibi araba. Bu da hardtop. Gördüğünüz gibi kabrıyor.
4.30. 4.30 hardtop bile. Yok, bunun fiyatı yok. Buna daha henüz geçirememişler. Fiyat etiketi geçirememişler buna daha. 3 serisi. 2014 BMW 3 serisi XE. 16.998 efendim. Şöyle göstereyim. 77.000 mille 4 çeker. 2 litre motor. 4 silindir. Şöyle efendim. Genişten alalım. X-Drive 3.20 efendim bu da. Hemen yanına geçiyorum. 5.28i X-Drive yine 4 çeker. Bunun da fiyatına bakalım. Bu şıkmış bu araba. Tipim bir derli toplu. 2015 BMW şöyle göstereyim. 5.28 XE 24.998 dolarmış. Bir yana geçelim. Lan ne çok BMW koymuşlar arkadaş ya. Ha bak, bunu bir tane abi kullanmış. Belli M4. M4. Merak ettik M4'ü. Bak M4 bizde garibim. Tabii insanlar alıyor. M4 görünümlü yapıyor yani. Bari ona bineyim diye. Bakalım orijinal Safkan M4 kaç ya paraymış? Benim. Ya şu araba ha. Fena değil. Ah bakalım ne kadar fiyatı. Önde yazıyor bunun da. Önden falan da şık duruyor araba ha. Yani mis. Meraklısın ha tabii. Ben meraklısı değilim abi böyle şeylerin. 2016 BMW M4'ün fiyatı da 46.990. Şaka ya. Bir dakika dur lan. BMW M4. 2000 kaç bu? 2016. Merak 2016 et. Abi. 2016 BMW M4. 50.000 dolar ya. 50.000 birim. Oyuncakları çıktı amına koyayım dur. Oyuncakları 12.000 abi burada. Akülü arabası 12.000. Arkadaşlar hack spoiler'ı 3.000 lira. Bir dakika dur. Spoiler'ı 3.000. Yok mu lan Türkiye'de bu araba? Niye çıkmadı ya? Abi sağ farına bak. Bekle. 6.000 sağ farı. Lan niye girmiyor siteye? 2016 1 milyon 400 bin diyenler var. Ne oldu abi? İyi misin? Oha! Bu ne abi ya? Bu ne ya? Bu ne oğlum ya? Harbi gülüyoruz ediyoruz ama bu ne ya? Bir keyif çayı içelim. Bu 998 dümenini çok güzel tutturmuşlar. Hakikaten çok güzel tutturmuşlar. Şu Türkiye'ye gelse makam arabası olur biliyor musunuz? Vallahi olur, billahi olur. Bak şuna bak. Hakikaten makam arabası olur şu. Kia. Bu Kia kendini çok açtı son zamanlarda. Hyundai'nin yaptığı Atağ'ın çok benzerini yapıyor. Zaten kardeş firmalar biliyorsunuz. Ama iyi iş çıkartıyorlar. Honda'lara da bakalım birazdan. Harbi yani güzel arabaymış lan bu Kia'nınkisi. Efendim. Kia Cadenza. Cadenza. Araba güzel araba. Fiyatı 2017 Kia Cadenza teknoloji. 21.998 dolar. 27.000 milde 2 çeker 6 silindir. 3.3 litre motor. Vallahi var ya bakayım, açıksa kapısı açık değil. Ama içini falan görmeniz lazım. Yani araba hakikaten çok güzel. O teknoloji dedi Ford efendim bu. Çok tipsiz buluyorum ama 10.000 mili geçince fiyatlar inanılmaz. Hah gel bakayım Mustang'lere. Yani, Mustang'lar ucuz. Nerede işte? Ferrari'lerde 1000-2000 mil oluyor. Bak arkada biri verdi. 10 liralık benzin yaktı amına koyayım. 1000 mil, 2000 mili geçtiyse patates oluyor. Öyle bir sıkıntı oluyor maalesef. Fiyatı çok fazla düşüyor. Şuna bakalım. Bu GT Challenger var. Mustang. Efendim 2016 Ford Mustang'in fiyatı da 19.998 olmuş, 51.000 milde. Efendim bu da şirket kamerası. Beyaz çünkü. Bizdeki kafa budur abi. Beyaz araba şirket araba. Abi bu arabaların çoğu şundan bir sene önce 600 bin lira 500 bin lira falandı. Ne ara bunlar 1 milyonun üzerine çıktı ya? Bu da şirket Camaro mu? Bakalım şirket Camaro'su kaç liraymış? 2016 Chevrolet Camaro LS fiyatı 21.998. Abi geçen ne yaşadık biliyor musun? Bir şey söyleyeceğim ya, 20 bin dolar Enes Batur'un arabası, bilmiyorum kimin arabası da. Yani 21 bin dolara satıldığını bilsem şu arabayı, şu ülkede ne kadar param olursa olsun şu arabaya 2 milyon 1,5 milyon veremem ya. Ya elim gitmez abi yani. Çok garip değil mi? Abi bu kameralarda geçen şey oldu. Abimle şey sohbetini çeviriyorduk işte. Sana ilk araba ne alak falan diyordu. Topaş alırız artık falan diyordu. Ben dedim ki ben ama Camaro'nun Türkiye fiyatını bilmiyorum. Ben yurt dışında gördüm. Eski modelleri 10 bin dolar falan diyordu. Gelse 100 bine gelir zaten normal bir araba fiyatı diyorum. Abime dedim herhalde Camaro olur falan dedim. Abi gülmeye başladı. Ne oldu abi falan dedim. Gitti bana bir bak bakayım Camaro'nun fiyatına falan dedi. Bir açtım abi 900 bin falan yazıyor. Coştum ama
2014'lere falan 900 bin 700 bin falan fiyat çekiyor. Babam bana dün dedi ki oğlum dedi sabret dedi. Bu en sonunda böyle söylemişti. Sabret dedi, ikinci el piyasası düşüyor oğlum dedi. Bir 2-3 ay bekle dedi. Bunu en son 6 ay önce söyledi. O zamanlar baktığımız arabalar vardı işte, meraktan bakıyorduk. 500 bin liraya, 600 bin liraya, 300 bin liraya. O arabaların hepsi iki katına çıkmıştı. Dedim ki baba hani biraz daha sabredeyim mi oğlum? Niye böyle oldu ben de anlamadım dedi. Ondan sonra şimdi... Ben öyle bir talimat vermedim. Şimdi gene aynı şey oldu, bakalım ne olacak. Şimdi bunlar 2 litre. Yani bunlar artık şey için yapılmış. Mass production artık verelim abi millete bol bol. Bak bu da taksiden çıkmamaz. Ya, birim para olarak şunlarla ufaş alınıyor ya. Fark ettin mi adam 2.0 motor için ya ailesine yaptık bunu hani. Çünkü Amerika'da öyle abi, taksiye biniyorsun 4.000 motor ama 5.000 motor. V8 taksi geliyor yanına vr 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 diye. Çok saçma yani. Şu mesela 5 GT. Bunda motor var hani. 5 litre motor var yani. Öl öl gidiyor. Abi hemen araştırma yaptım. O M4'ü ABD'deki asgari ücrette 46 ay. TR'deki M4'ü almak için 625 ay çalışmak gerekiyor. 625. Ömür bitti zaten. Ya valla gülüyoruz biliyoruz ama bu işi çözmek lazım ya. Buradan devlet büyüklerimize sesleniyoruz. Allah aşkına. El birliğiyle bir şey yapalım artık. Nereden kısmamız gerekiyorsa kısalım. Lanet olsun düzelsin bir şeyler artık ya. Gün geçtikçe pahalılaşıyor her şey. Kafayı yiyeceğim ya. Bir de pandemi çıktı. Ev kiraları falan da uçtu. Her şey uçtu. 2015, ne yapmamız gerekiyor abi? Ne yapacaksak yapalım. Hayır yapalım yani. Biz de gençler yapalım. Olarak bir şeyler yapalım. Biz bir şey söylesinler de yapalım. 57.000 milde 2.3 litre motor, 4 silindir, 2 çeker efendim. Bu tip arabaların içinde bu muscle bak, car güzelliğine bak ya. İçinde en çok hoşuma giden tip Challenger abi. Bu yuvarlaklar benim çok hoşuma gidiyor. Araba böyle bir hem kaslı hem güçlü hem böyle bir şey yani bu araba. 2019 Dodge Challenger SXT'nin fiyatı 28.998. 2000 milde abi, sadece. 3.6 litre. 2000 milde bu arada araba. Sıfır ha. Sıfır araba. Motor 6 silindir efendim. Yani güzel. Arabanın fiyatı da güzel. Kendi de güzel. Tek sorun beyaz olması. Buna çok güzel işlem yaptırılabilir. Yanında da siyahı var. Oo ye. Bak şunu gördün mü? Çiçek. Challenger RT efendim bu. Bu güzel araba. Bu biraz öttürür yani. Hakikaten de öttürür. Bakar mısın abi? 6.4 litre. 6.4 litre. Yavrum benim. 6.4. 2017 Dodge Challenger RT Scat Pack. 35.998 dolar. Efendim açılmıyor tabii ki kapısı da. Ya bu araba güzelmiş bak. Bu arabayı hakikaten de olur. Bu arabayla olur bak. Öyle olur. Şunun yakışıklılığına baksana, güzelliğine. Tam böyle hafta sonu keyif yapılacak araba değil mi? Stingray yine. Bakalım bunda fiyat var mı ama yani yine. Aynı. Ben sana söyleyeyim. Nedir diğeriyle? Kaç? Hemen hemen değil. 45 bin dolar, 50 bin dolar mı araba? Ben süper sport araba sevmem. Ama bunu bence bir 60 bini vardır. Hoşuma gidiyor. Böyle süper sport gibi değil yani. Çok dengeli, çok güzel, çok yakışıklı bir araba bence. Ama mesela Ferrari mi, Lamborghini mi falan deseniz gözüm görmez direkt bu derim ya. Derim bunlar abi sınıfı. Toyota Allah burada yine Tacoma'lar çok satılıyor, çok tutuluyor. Evet, Amerika'da en çok satılan araba tipi abi. Enteresan bir şekilde GMC'ler, Amerika'da altın bilezik abi. Aynı gün bozduruyorsun. Hakikaten Denali. Efendim bakalım fiyatına. 2017 GMC. 2017 Sierra GMC 41.000 dolar. 41.998 dolarmış efendim. Bunlar artık şeyler. Abiler bunlar. Büyük abiler. Babalar. Sierra efendim. Ya GMC pahalı Sierra diyor. Buna da bakalım fiyatına. Ya şuna bakar mısın şu yakışıklığa ya. Ey. Oğlum aga bunlar niye pahalı? Baksana garibim chat. Bunu pahalı demeye başladı şimdi. Çok pahalı abi bu. Diğerleri o 25 bin dolardı bu. Nasıl 30 bin dolar alabilir falan. Oğlum bu araba ekmek arası gibi gidiyor orada. Takır takır gidiyor yani. Bir de pahalı arabalar bunlar. Bakma dev gibi araba bunlar oğlum. Maşallah sana be. Koçum benim be. Yavrum benim simsiyah. Z71 Chevrolet. Bakalım şöyle. Bak bu Amerikan üretim. Neymiş, ucuzdur bu. Cezası. 2018 Chevrolet Silverado 1500 LTZ Z71 Maximilian. Pahalıymış yani bunlar. Alejandro abi. Rodriguez 40.998 dolarmış. Aa, dur bir dakika. Altta ne yazıyordu? Dur bakayım. Alejandro Rodriguez 40.990. This price excludes tax. Bu ücret diyor ki işte tax, bütün vergileri falan her şeyi kapsıyor diyor. Her şey dahil. Ve her şey dahil fiyatıdır diyor. 399 dolar. CarMax processing fee'si de içindedir diyor.
O da CarMax'in aldığı şey galiba. Evet, ücret. Yani yüksek ihtimal 400 dolar kazanıyor bu arabadan CarMax. Ya, 41 bin lira veriyorsun, başında hiçbir dert olmadan alıp gidiyor musun şunu? O şekilde mi işliyor? Bak evet. 400 değil, 399. Avukata gerek yok diyor bir de. Avukata gerek yok diyor. Niye bilmiyorum. Notere de gitmene gerek yok not diyor. Bak diyorum, Amerika'da benim araba almanımı anlattım, bir de anlatayım. Çok seri. Bildiğin alışveriş sitesine gittim. Craigslist miydi neydi? Dedim kendime Mustang alacağım ya. 69 model Mustang hayalim. Türkiye'de alamayacağım, bari burada alayım dedim. 5000 dolar da param vardı cebimde. 5000 dolar. Dedim ki ben bunu 2000-3000 dolarını harcayacağım amına koyayım. İşim de var. 2000 dolar aylık, 2500 dolar para kazanıyorum. Oturdum Craigslist'ten yazdım işte Mustang diye. Ulan hep 4000 dolar 5000 dolar. Dedim ki paramın hepsini bir arabaya yatırmam ben. Mal mıyım dedim. Sonra ne güzel gidebilir. John Wick nereden çıktı şimdi? Ne güzel gidebilir. Eldorado Biarritz alayım dedim. Cadillac. Canavar gibi. İlanlarda gördüm. Porsche kahverengisi. Jack diye bir adam satıyor. Adı Jack miydi neydi? 2600 dolar mıydı? 2900 dolar mı ne liste fiyatı vardı. Dedim ki ben buna Türk pazarlama sistemiyle, öğrenci ayağıyla yardırırım. Neyse herif geldi. Hi sir falan bilmem neydi. İçinde de bir tane uzak dolu kız arkadaşı vardı. Arkada oturmuş. Ya, önde oturmuş. Araba yağ gibi. Böyle tam güneş batarken geldi. Işıkları mışıkları kahverengi böyle. Yanlar kahverengi işlemeli. Cadillac amblemi falan var. Konuştuk ettik derken 2000 doları mı? Vallahi unuttum artık. 200-2000 dolar arası bir şey. Nakit cebimden çıkardım bak. Cebimden 2000 doları çıkardım. Böyle, şu kadar bak dedim, dile attım parmağı. 1, 2, 3, 4 saydım böyle. Verdim adama. El sıkıştık. Ruhsat diye bir şey yok böyle. Pink slip gibi bir şey çıkardı. Koydu önüne. Altına imzamı attım. Pink slip aldım. Adam bastı gitti. Arabayı park ettim, eve gittim. Araba aldım. Diyorum ki kesin dolandırıldım diyorum ya. Böyle bir araba alma sistemi yok amına koyayım. Bir imza attım. Sonra Kamil abi aradım benim. Kamil abi dedim ne yapacağım? Tamam oğlum almışsın arabayı artık dedi. Yarın gideceksin DMV'ye, belediyeye. Oradan dedi okutturacaksın, işlettireceksin. İstiyorsan 13 dolara da özel plak alırsın dedi. Helren mi yazdıracaksın, Kelren mi yazdıracaksın? Ne yazdırmak istiyorsan yazdır 13 dedi. Dolar. Ha öyle 8 dolar 13 dolar arası bir şeydi. Tamam dedim. Sonra kendi arabamla şeyle ehliyeti de kendi arabanla giriyorsun zaten. Onu da kırmızı Cadillac'la girdim. Kamil abinin arabası. Ha. Orada tak fotoğrafımı çektiler. Bir tane Türkçe sınav. Amerika'dayım. Sınava gireceğim. Türkçe kağıt verdiler bana. Buyurunuz Türkçe sınav. Tık 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 tık. Gerçi hoş biliyorsunuz direksiyon sınavında iki kez kaldım. O what your purpose is on me? O lavuk var ya. O lavuğu ben bir gün Amerika'yı döveceğim. Koydum kafaya. Neyse siktir et. Dönüyorum araba. Arabayı satın aldım ben. Arabayı satın aldığım anda Facebook'a yine 30 dolara aldığım cep telefonumla, Samsung'un bir telefonuydu. İçinde full hattı var. İnternet sınırsız falan. Onunla şey yaptım. Söyle adını. Fotoğraflarını çekip Facebook'a attım. Madem bu kadar arabaya baktık, ben gene arabamı göstereyim size. Özledim ben de göreyim. İki korumalını yiyeyim ya dur. Ne abi? Ha? Hadi lan bir Facebook'a gireceksin. Ne uzattın ya? Hah. Ay. Oğlum biri bana logo mogo yapmış. Bu ne lan? Oo, 27 Aralık'ta yapmış. Doğum günümde yapmış çocuk. Görmemişim ben Facebook kullanmadığım için. Şimdi arkadaşlar hemen Amerika dönemime gidiyorum. Nerede bu Facebook'a ne olmuş ya? Heh. Tüm fotoğrafları gör. Albümler. Şuradan. Şunu da al buraya. Niye canısı? Cahil gibi, görgüsüz gibi atmışım amına koyayım. 20 yaşındayım. Şöyle bir araba aldım. Tabii koyacağım. Bak ilk aldığım gün bu. Aldığım gün fotoğraflarını çekip attığım. Daha hiçbir üzerine dokunuş yapılmamış. Görüyor musun? Yağ gibi. Güzelliğe bak. Çok güzel arabaydı. Boktan çekmişim. Güzel fotoğraflarını çekeceğim. Gördüğünüz olduğunuz gibi klimayı arızalı almışım. O zamanlar tabii siklemiyorsun öyle şeyleri de. 300 dolara mı ne 400 dolara mı ne yaptırmak istediler. Yaptırmamıştım. 4500 motor.
Bu arada 25 yaşındaki arabanın dijital ekran falan olması yani. Aa bana bak. Yazık ya. Al bak bu da evim. Evim değil gerçi, bir odasını tutmuşum ya. Şurada bak, şurada küçük bir oda var. Orada ben yaşıyordum ya, böyle villa olduğuna bakmayın. Detaylara bak arabadaki. Cam silmenin, cam sileceğinin hızını buradan ayarlıyorsun. Şöyle. Lan hayır, dur bir mesaj atma bunu. Be ya. Oğlum bir atmayın lan mesaj. Göt möt yollayacaksınız. Durun bir ya. Allah Allah, bir şeye bakıyoruz be. Alamına koy. Üf. V8 Biarritz. Düşünsene yani, Amerika vatandaşı bile değilim. Gittiğimin 3. günü aldım bu arabayı. 3. günü aldım bu arabayı. 3. gün. Telefonla aldım ya. Bak görmemiştik lan bak bunlar. Böyle bu ne fotoğrafı biliyor musun? Amına koyayım, işlemeye bak ya. 89 model arabanın nasıl böyle bir dijital ayna ayarı olabilir ya? Telefon... Harbiden bu arada nasıl olabiliyor? Abi yapmış adamlar. Yani arabanın orijinal şeyi duruyor. Baksana anahtarına manahtarına. Hepsi orijinal bunların. Adam garajda tutmuş arabayı. Bütün altın işlemeli falan anahtarları. Bak şu görmüş olduğunuz paralarla az önceki 1 milyoncu da dünyayı alabiliriz. Şunu aldım oradan. 10 dolarımı ne aldım ya? iPod bir şey aldım. Bagajı buradan açıyorsun. Benzinciye mi gittin? Gerçi orada kendin koyuyorsun benzin ama şu düğmeyle tak. Fuel door aç. Burada sigortalar var arabanın. Bu arada en boktan arabalardan biri ha, onu da söyleyeyim. Çok boktan araba bu yani. Bir şunun Türkiye'sine bakabilir miyim? Yoktur Türkiye'de bu. Çok zordur bunu bulmak. Ya orada bu arabayı umursamıyorlar yani. Sikim, sikim sonik bir araba işte. 2000 dolar almışsın. 89 değil mi? Evet, 89 Cadillac Eldorado Biarritz 5.4 litre. Araba çok güzel oğlum. Bize kıymetli. 81'i var abi. 450 bin lira istersen. 81'i çirkindir lan onun. Çirkin zaten. Bu arabanın rengi mengi bambaşka. Radyosuna bak ya. 76'sı var 800 bin. 76'sı var 800 bin lira. Aha. Baksana abi şeyi bile elektrikli ya. 1928'i var abi istersen. Kaç para? 500 bin. Ne diyorsun? Oo, yani? Bayağı klasik ama o. Ama evet, klasik şeyinde değil mi? Klasiğin klasiği abi. Şey oyuncak gibi. Yalnız bu arabanın bana bir zararı oluyordu. Sürekli polisler beni çeviriyordu abi. Sürekli. Niye? Sürekli illegal bir şeyler arıyorlardı arabada. Amına koyayım bilmiyorum. Ben orada böyle cool cool ağzımda pro ile geziyordum ama sen bir gel bakayım buraya diyorlardı. Efendim abi, in bakayım arabadan. Arıyorlardı abi. Bir torbacı mı sanıyorlardı? Ne sanıyorlardı? Çünkü genelde siyahiler kullanıyor bu arabayı. Ve bazı siyahilerin aynı model arabalarında böyle 27 inç jant oluyordu. Bildiğim bizim GTA'daki gibi geziyorlardı böyle. Herhalde gangsta kafaları mıdır bilmiyorum. Bir 4-5 defa çevrildim aradılar, belki daha fazla. Bir de beyaz VYK deri ceket giyiyordum böyle. Tam o film tripleri vardır ya tabii. Ya arkadaşlar yani biz de öyle burada boşuna yaşamıyoruz Amerika'da deyip... Sen orada kendini cool sanıyorsun. Evet. Orada çopulcu diye çeviriyorlar. Amına koyayım homeless diyorlar sonra. Hayır. Bir de şöyle bir şey var. Eve döndüğüm zaman o boktan laptopumda Warband izleyip akşam Kuzey Güney izliyordum. Yani sen neyin havasını yapıyorsun? Token. Dur bakayım başka burada. Neyse arkadaşlar, sonra sattım bir Biarritz'i. İşte aradan bir süre geçti, ben buradayım. Aslanlar gibi Amerika anılarımı. Sen kimsin lan? Ha bu çocuk aradan çıkmıştı. Sonra bir bakmışım askerim kardeşim. 6 yıl tankçı hizmet birliği. Kim?
Artist amına koyayım. Sanki askerde değil. Milletin içinde yeşil tişört, bende tişört yok. Yakalarda çınlıyor. Yok acı ya, bakma bu fotoğraf çekiliyoruz diye orada komutan geldi mi hemen kapatıyorduk amına koyayım. Emret komutanım diye. İnanmayın böyle görüntülere. O hani şey sendromu bu. Bazuka tuttum, silah tuttum, bıçak ağzımda sendromu. Öt dediler mi diye kilitleniyordun. Senin vardı iki tane keleşle. Evet. Baksana aga. Ya böyle bir asker gezmesi yok yani. Amerikan askeri misin? Puşt. Bu nasıl bir kılık ya? Ya doğrusu budur. Ben aykırıyım. Her yerde aykırıyım arkadaş. Kolumda gene Casio'nun saati. Standart asker saatimiz. Ah ah. Ağzımı almam diyorlar, tadınca löp löp yiyorlar. Ne? Ne bileyim lan, İzmir'deki çiğ köfteci reklamı. Benim bir suçum yok amına koyayım. Böyle bir reklam yapmış. Ağzımı almam diyorlar, tadınca löp löp yiyorlar. Dünyanın en yaratıcı reklamı. Afiyet olsun. Götür. Çok ilgimi çekmiş koymuşum. Löp löp. Evet. Aktığım yıllar falan var burada ya. Gençlik yıllarım. I'm famous in İstanbul diye de niye tişörtüm var ya? Benim değil o. Oğlum bu Facebook'u silmek lazım ya. Facebook'u kapatmak lazım arkadaşlar. Abi bir şey değil mi? Ben tek tek sildim bütün yorumları, yazdıklarım falan. Hepsini silmek lazım. Burada kim bilir neler çıkar ya. Ben direkt dondurdum eski hesabımı. Hangisi sen? Yok bunları gösteremem. Bunları yüreğim el vermez de. Bunları yok gösteremem. Bunu da gösteremem. Bunlar... Ne abi? Ne olur göster. Ne olur? Ne olur? Hayır. Bu tip ne oğlum? Bu tip ne ya? Amerika'nın Fatihi. Disneyland'de mi ne çekilmiş fotoğraflarım evet, evet. Vardı. Bak daha zaten ikinci haftadan bunu atmışım. Taharet seni çok özledim diye. Nereye sıçmaya gitsek elimde suyla gidiyorum. Peçete su. Ulan Amerikalılara bakıyorum. Giriyor çıkıyor. Ya sıyırıp bırakıyor musun? Ne yapıyorsun? Yani biz elimizde böyle temizlik malzemeleriyle tuvalete girip 25 dakikada çıkamıyor Türkler. Biz acı çekiyorduk ya. Bak bak. San Francisco'nun Fatih'i. Bu benim okulun önü. Ya. Bak bu da Türk işte yiğit. Canım arkadaşım nasıl belli Türk oldu değil mi? Ağızda sigara. Irkçılık yaparken ben diye. Evet. Bunun esprisini daha önceden yapmıştım. Kemal'i tam zamandan tanıyordum. O zaman garip geliyordu. Rakun bizde yok ya. Rakun görünce böyle bir de hepsi beni görünce böyle irkiliyordu. Böyle kalkıyordu hepsi. Çekiyordum ben de. Bak sıçmış bir de yere. Sıçarken çekmişim. Belki de o yüzden bu kadar tripli. Başka ne bakayım Amerika'dan? Disneyland fotoğrafların çok... Onlara bakıyorum ya. Çıkar da. Baksana ya. Şehre bak. Keskin bakışlar. Ha, tam diyecektim kıpkırmızı olduğum bir fotoğraf vardı cehennemde. Bu şey bunlar. Yani sakalı falan da kesiyorsun. Çünkü ben ilk gittim böyle sakallı gittim. Millet bir garip bakıyordu bana. Dedim kısaltayım bu. Homeless.
Hah. Direkt çektiğim fotoğraflardan. 17 galon almışım, 66 dolar. Benzin. Türklerin ilk dikkat edip de çektiği şeyler. Al. Gittiğim garajın birinde. Şunu almayı çok istiyordum. 911 Porsche. Ama 60 model miydi, 70 model hatırlamıyorum da. 7000 dolara bırakıyordu adam. Al o zamanın interneti. 2011. 10 dolarlık internetti bu. Download 45 megabit. Ki çok kötü bir internetti bu. Bizimkiler yani o dönem Türkiye'de 1 megabit kullanılıyordu. Maksimum 1'di yani. Upload falan düşükmüş. Şimdi 70-80 dolara 1000'e 1000 falan kullanıyorsun orada. Arkadaşlar bunlar hep 2011'in, 2012'nin paylaşımları. Ve direkt ikinci ayın 2012'si zaten ya yazıyor. Bakıyorum başka neler var diye. Amerika'dan kalan Alcatraz. İyi iyi yavaş yavaş internette 2012 Amerika'ya yaklaşmışız. Bak bu Hollywood Bulvarı tepe. Bu benim arkadaşım, Türkiye'den arkadaşım. Arabadan inmiyordum zaten. Araba o kadar hoşuma gidiyordu ki. Hiç affetmiyordum. Geç geç geç. Bu gene Hollywood meydanlarında akarken ne zayıflamışım ya. Bu arada şunu söyleyeyim. Ben bu hale 1,5-2 ayda geldim arkadaşlar. Amerika'ya giderken tam olarak bu kilodaydım. Buna 1,5-2 ayda geldim diyet yapıp. Başka var mı diye bakıyorum. Başka şeyi paylaşmamışım. Yok. Sanki benim daha çok albümüm vardı da bu Facebook'un arayüzü beni deli etti şu an kullanamıyorum. Albümlere gideceğim gidemiyorum falan. Çıldırdım ya ne zor yapmışlar.